Merhabalar, YouTube reklamları eğitimine devam ediyoruz. Bu videomuzda da yine TrueView reklamları modellerinden bahsedeceğiz ve en fazla kullanacağımız TrueView reklam modelinden yani TrueView for Action olarak geçen eylem reklamlarından, eylem TrueView reklamlarından bahsedeceğiz. Bu reklam modelinin en büyük farkı sadece kullanıcıları dışarıdaki siteye yönlendirecek olan bir butonun olması arkadaşlar. Burada mesela ShopNow şimdi alışveriş yap diyor. Kullanıcılar bu butona tıkladığı zaman dışarıdaki sitenize ya da hangi linki girdiyseniz oraya aktarılmasını sağlıyor. Bu reklam modeli temel olarak bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Hemen bir animasyon üzerinden bakalım. Reklam videosu oynuyor. Burada gördüğünüz gibi yatay olarak bu şekilde, dikey olarak bu şekilde gözüküyor ve kullanıcıların tıkladığı zaman dışarıdaki bir siteye aktarılmasını sağlayan bir buton oluyor. Gördüğünüz gibi tıkladığı zaman kullanıcılar ürün sayfasına ulaşıyor. Doğrudan alışveriş yapılmasına yönelik bir kullanıcıları aksiyona davet eden bir buton arkadaşlar. Yine e, video oynadıktan sonra 6 saniye sonra bakın ilerliyor ilerliyor ilerliyor. Bir süre sonra reklamı geç butonu çıkacak. Birazdan gördüğünüz gibi skip et yani reklamı geç butonu çıkıyor. Kullanıcılar tıklayıp reklamı atlayabiliyor. Bu da böyle bir reklam modeliydi. Bu reklam modeli harekete geçme olasılığı yüksek kullanıcıları hedefliyor arkadaşlar. Burada hedef edinme başına maliyet ya da dönüşümleri arttırma teklif stratejisi kullanılabilir. Olası satış yaratmayı planlıyorsak potansiyel müşteri formu uzantısını bu reklam modeline ekleyebiliriz. Bu önemli bir detay arkadaşlar. Burada reklamımıza bir uzantı ekleyebiliyoruz. Bu uzantı da kullanıcılar video reklamı altındaki formu dolduruyor ve o formdaki bilgiler bize ulaşıyor. Yani müşterilerimiz sayfadan ayrılmadan bu uzantı sayesinde kullanıcıların bilgisini almış oluyoruz. Telefon numarası, e-mail gibi form toplayabileceğimiz bir hizmetimiz varsa bu uzantıyı da potansiyel müşteri formu uzantısında bu reklam modelinde kullanabiliyoruz. Önemli bir detaydı. Ayrıca harekete geçirici mesaj hem reklam boyunca hem de organik video oynatılırken sürekli gösteriliyor. Yani burada ne demek istedik? Burada örneğini verdik ya arkadaşlar. Bakın burada ee, buton var. Burada biz reklamı oynattığımız zaman reklam oynadığı aşamada da bu buton sürekli burada oluyor. Bakın reklam oynarken de bu buton burada reklam boyunca bekliyor böyle bir özelliği var. Ayrıca reklam bittiğinde de kullanıcıların tıklayıp o bizim yönlendirmek istediğimiz siteye gitmesi için o buton daha da büyük bir şekilde son sayfada son bitiş ekranında müşterilerin karşısında beliriyor. Bu reklam biçimini kullanmak isteyenler Google Ads'te dönüşüm izlemeyi aktif hale getirmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Çok önemli bir detay. Siz dönüşümleri kurmadıysanız maalesef bu reklam biçimini efektif bir şekilde kullanamayacaksınız. O nedenle dönüşümlerinizin kurulu olması ve belli bir süre dönüşümleri toplamış olması gerekiyor. Bunu neden kullanmalıyız arkadaşlar? Burada hem videoların gücünden yararlanıyoruz reklam modelinde hem Google'ın otomatik teklif stratejilerinden yararlanıyoruz hem de dönüşüm verilerimizden yararlanıyoruz ve kullanıcıları direkt bir eyleme davet ediyoruz. O nedenle çok güçlü, çok fazla satış getiren bir reklam modelidir. Doğru hedeflemeyi yaparsak, yani doğru kişilerin karşısına doğru yerleşimlerde bu reklam modelini kullanırsak çok fazla satış yapabiliriz. Çok fazla dönüşüm alabiliriz. Bu reklam modeliyle. O nedenle çok fazla kullanılan bir reklam modelidir. Ve burada arkadaşlar bir tüyo vermek istiyorum. Bunu kullanırken yakın ilgi alanı hedef kitlesini kullanmamızda fayda var. Slaytımızda da bunu belirttik. Dedik ki bu reklam kampanyasını kullanırken yakın ilgi alanı kitlesini kullanın. YouTube verilerine göre TrueView Action kampanyalarına eklenen yakın ilgi alanı kitlesi dönüşüm oranlarını %30 daha fazla arttırıyor. Kitle çözümlerinde detaylı bir şekilde yakın ilgi alanının ne demek olduğunu, neden kullanılması gerektiğinden bahsettik. Siz bütün bu Google'un otomatik teklif stratejileri, işte call to action vurgusu, e, dönüşüm verilerini kullanması gibi güçlü özelliklerinin yanına bir de yakın ilgi alanı kitlesini bu reklam modelini eklerseniz çok ama çok güçlü sonuçlar alabilirsiniz. Ve çok önemli bir tüy olarak belirtmiştim geçen videolarımızda hatırlarsanız ne demiştim? Yakın ilgi alanı kitlesini eklerseniz Google'da yakın bir zamanda Google arama motorunda bakın Arama motorunda burada resminde koydum. Arama motorunda bir anahtar kelimeyi arayan kullanıcı YouTube'a geldiğinde ben reklam videoma bu anahtar kelimeyi tanımlattıysam benim reklam videomu o kullanıcının karşısına çıkartıyor. Bunun üzerinde 2-3 kez durdum. Çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu adam akıllı bilen kişi sayısının çok az olduğunu düşünüyorum. Çoğu insan bunu bilmiyor. Çoğu reklam ajansında çalışan milyonluk reklam bütçeleri yöneten insanlar bunları bilmiyor. O nedenle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yakın ilgi alanı, kitlesini, reklamınıza eklediğinizde kullanıcı sizin reklamınıza eklediğiniz anahtar kelimeyi YouTube'da değil de Google'da aradıysa yine siz bu kullanıcıya ulaşabiliyorsunuz. Çünkü bu kullanıcı elbet bir gün YouTube'a gelecek ve YouTube'a geldiğinde Google'da bunu aradığı için sizin reklamınız o kişinin karşısına çıkacak. Çok güçlü bir yöntem arkadaşlar. Şimdi gelelim TrueView Action kampanyalarında dönüşümleri nasıl ölçebileceğimize. Burada arkadaşlar 3 şekilde ölçebiliyoruz. TrueView Action kampanyasında online dönüşümler 3 farklı etkinlikten gelebilir. Birincisi tıklama sayısı. Kullanıcılar reklam öğelerinden birini tıklarsa ve 30 gün içinde bir dönüşüm gerçekleştirirse burada biz dönüşüm elde etmiş oluruz. Yani bunu bir dönüşüm sayar. Yani bir kullanıcı reklamıza tıkladı ama satın almadı. Ama gitti 29. gün, 30. gün ürünü satın aldıysa bu bir dönüşümdür. Ama 32 gün sonra ürünü alırsa bunu dönüşüm olarak saymaz. İkincisi video etkileşimleri. Burada da kullanıcı gelecek, reklamımızın minimum 10 saniyesini izleyecek ve 3 gün içinde bir dönüşüm gerçekleştirecek. İşte bunu da bir dönüşüm sayar. Yani illa tıklamak zorunda değil arkadaşlar. 10 saniyesini izledikten sonra 3 gün içinde o ürünü satın alıyorsa yine bunu bir dönüşüm sayarız. Üçüncüsü gösterim sayısı ile alakalı bir dönüşüm metriği. Burada da kullanıcı reklamın gösterimlerinden birini görürse ve 24 saat içerisinde dönüşüm gerçekleştirirse bu görüntüleme dönüşümü olarak kayda geçiyor arkadaşlar. Bakın burada reklama tıklamadı. Video ile etkileşimde bulunmadı. izlemedi, Sadece video gösterildi. Sağda solda bir yerde video gösterildi ama tıklamadı. Herhangi bir şey yapmadı. Buna rağmen kullanıcı gidip 24 saat içinde dönüşüm yapıyorsa Google bunu şöyle yorumluyor. Bu kullanıcı reklama tıklamamış olabilir. Herhangi bir şey yapmamış olabilir. Ama ben buna bir şekilde gösterdim. Ve dönüşüm yaptıysa benim sayemde yapmış olma ihtimali çok fazladır diyor ve bunu da bir dönüşüm sayıyor. Buna da görüntüleme dönüşümü adını veriyorlar arkadaşlar. Görüntüleme dönüşümünü görmek için de Google Ads dönüşüm sütununuzda de değişiklik yapmanız gerekiyor. Yani sütunlar alanına girip oradan görüntüleme dönüşümü seçeneğini tıklamanız ve paneldeki o tabloya bu başlığın gelmesini sağlamanız gerekiyor. Peki TrueView Action kampanyalarını nasıl oluştururuz panelden? Adım adım bunu gösterelim. Burada da arkadaşlar yeni kampanya oluştur butonuna basıyorsunuz Google Ads'te ve Karşınıza gelen bu 3 seçenekten birini seçiyorsunuz. Bakın, bunları ürün ve markaya dikkate alma, marka bilinirliği ve erişim, uygulama tanıtımı yerel mağaza bunları tıklarsanız TrueView for Action seçeneği karşınıza çıkmaz. Bu üçünden birini seçmeniz gerekiyor. Örneğin satış seçtiniz diyelim. Karşınıza böyle bir seçenek gelecek. Bu devam et dediğiniz takdirde TrueView for Action reklam modelini çıkacağınız anlamına geliyor. Evet arkadaşlar, temel olarak TrueView reklam modelleri bunlardı. Ne demiştik biz YouTube reklam çeşitlerini sayarken? YouTube reklam çeşitleri ikiye ayrılır. TrueView reklam modelleri ve diğerleri. Ve biz yaklaşık 3-4 videodur, 4-5 videodur TrueView reklam modellerinden bahsediyoruz. Şimdi artık diğerlerinden bahsedeceğiz. Diğer reklam modelleri neymiş bunları tanıyacağız. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.